Herkese merhabalar. Fotoğraf sohbetlerimize yine bu bölümümüzde de devam ediyoruz. Amacımız daha iyi fotoğraflara ulaşabilmek. Bununla ilgili konuşacağız. Bununla ilgili neler yapabiliriz? Fotoğraflarımızdaki kompozisyonlar daha etkili nasıl olur? Bunlarla ilgili konuşmaya çalışacağız. Bu arada da ben böyle fotoğraf sitelerini gezerken, göz atarken bazı fotoğraflarla karşılaştım. Bunlar hoşuma gitti. Onları hem sizle paylaşmak hem de biraz bu fotoğrafların okumasını yapmak istedim. Çünkü bu fotoğraf okumaları gerçekten de sizin kompozisyon oluşturmanızda da rehberlik edecektir diye inanıyorum. Evet, ilk fotoğrafımıza bakarak başlayalım. Evet, ilk fotoğrafımız gerçekten de çok güzel bir ışık gölge kompozisyonu. Evet, ışığın yönüyle gölgeyle sade bir kompozisyon oluşturmuş burada fotoğrafçı. Ne yapmış? Bir kere öncelikle yol çizgileriyle diagonal bir çizgi oluşturmuş. Bu çizgi zaten bizi direkt konuya yönlendiriyor. Yani ilgi odağına götürüyor. İlgi odağında kim var? Bu yürüyen adam var. Peki orada ne var? Orada bizim gözümüzü burada durduran bir şey var. Nedir o? Gölgesi. Evet, gölgesi kişiden biraz daha uzun olduğu için zaten direkt güzel bir ilgi merkezi oluşmuş. Peki fotoğrafçı bunu nasıl sağlamış? Bir kere kuş bakışı biraz daha yüksekten bunu çekerek bunu sağlamış. Çünkü bunu aşağıdan çekseniz gölgesini alamazsınız. İkincisi de bu günün güzel bir saati, yani güneşin 45 derece açıyla biraz daha azaldığı, aşağı indiği açılar bunlar. Yani güneş tam tepedeyken kişilerin gölgesi ayağının tam dibine düşer. Böyle uzamaz. Onun için daha öğleden sonra saatlerinde çekilmiş ve bu çalışılmış bir kompozisyon, değil mi? Yani çok sade, aslında çok özel bir kompozisyon diyemeyiz buna. Evet, çok sade, bunun için seçtim zaten. Yani bizim de her an her yerde karşımıza çıkabilecek bir kompozisyon aslında bu. Yani herhangi bir bunun için gezi yapmaya, bir yerlere ulaşmaya falan ihtiyacımız yok. Biraz yüksekçe bir yerden günün bu saatlerinde gölgelerin uzamasını gözlemlemek gerekiyor. Evet. Fotoğrafçı kompozisyon kurmak için önce gözlemleyecek. Neyi? Işığı. Evet, günün değişik saatlerine göre ışık nasıl hareketler yapıyor? Gölgeler nereye düşüyor? İşte fotoğrafçının asıl işi ışığı takip etmektir. Bunun için de önce gözünüzü buna alıştıracaksınız. Gölgeler nereye düşüyor? Buna bakacaksınız. Evet, bir başka fotoğrafa geçelim. Evet, bu fotoğrafta tam kuş bakışı çekilmiş. Bir caddede, yoğun bir caddede insanlar yürüyorlar. Evet, burada zaten caddedeki bu yaya geçindeki çizgiler çok güzel bir zemin hazırlamış bize. Evet, birbirini takip eden yatay çizgiler bize zaten muhteşem bir zemin hazırlamış. Onun üstünde de zaten karşıya geçen ve simetrik, asimetrik duran insanlar ve onların gene gölgelerine baktığınız zaman da aynı yöne düşüyor. Yani güneş biraz daha gene alçalmış. İşte biz buna fotoğrafın altın saatleri diyoruz ya, bunun için diyoruz aslında. Yani gölgeler biraz daha uzar ve ters istikamete düşmeye başlar. Onun için de nesneler, kişiler boyut kazanır. İşte biz bunun için buna fotoğrafın altın saatleri diyoruz. Evet. Gene kuş bakışı çekilmiş. Evet, demek ki fotoğrafçının bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Evet. Daha iyi fotoğraflara, daha etkili fotoğraflara ulaşmak istiyorsanız bakış açınızı biraz değiştireceksiniz. Yani fiili olarak. İşte burada ne yapmış? Bir üst geçide çıkmış mesela büyük ihtimalle. Burada caddeyi takip etmiş. Yaptığı tek şey bu. Burada da çok özel bir durum yok. Ama çok etkili, çok güzel, güçlü bir çerçeve oluşturmuş fotoğrafçı. Ve böylece de etkili bir fotoğraf sunmuş bize. Evet, bunu siz de yapabilirsiniz. Demek ki önce takip etmek lazım. Burada hemen yapılan bir yanlışı da anlatayım. Bir fotoğraf çerçevesi ya da kadrajı diyelim, fotoğraf makinesinin vizörüyle aranmaz. Önce gözünüzle arayacaksınız. Yani fotoğraf makinenizi daha vizörü gözünüze yaklaştırmadan zaten bir çerçeveyi bulmuş olmanız lazım. Bunun için de iyi bir gözlemci olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani fotoğraf makinesini daha elinize almadan gözünüz çerçeveleme üzerinde çalışması lazım. Makineniz yanınızda yoksa bile bir fotoğraf pratiği olarak, ben burada makineyle fotoğraf çekseydim nasıl bir çerçeve oluştururdum? Gün içinde bunları düşünmeniz gerekiyor ki etkili kompozisyonlar kurabilirsiniz. Evet, bir başka fotoğraf. Evet, bu fotoğrafta da fotoğrafçı
kadrajı, çerçeveyi duvarda aramış. Evet. Herkes belki orada sağa sola bakarken o duvara odaklanmış. Duvarda da gölgelerin iz düşümünü, insanların iz düşümünü, gölgelerini görmüş ve buradan güzel bir kare çıkartmış. Ne var burada? Zaten doğal bir çerçeve oluşmuş. Bakın, siyah bir çerçeve içinde aydınlık bir alan, kare bir alan. Zaten doğal bir çerçeve oluşmuş. Buraya bakmama ihtimalimiz zaten yok. Evet, ortada da bu kareyi ikiye bölen doğal bir çizgi var. Güzel bir çizgi var. Ve tek bir tarafa yerleştirmiş gölgeyi. Evet, gidiş yönünde son açıda buraya yerleştirmiş. Eğer ilk bu bölmede olsaydı belki bu kadar da etkili olmayabilirdi bu kompozisyon. Evet, bu da güzel bir kompozisyon örneği. Neden öyle? Bu da sade ama işte duvarlara bakmayı öğrenmek gerekiyor demek ki. Buradan da çok güzel kompozisyonlar çıkabiliyor. Evet, bir başka fotoğrafta fotoğrafçı bu sefer kompozisyonu kadrajı yerde aramış. Evet. Birazcık bir su birikintisi görmüş ve onun üstüne gitmiş, çalışmış. Demiş ki burada ne var, ne yansıması var, bunu nasıl fotoğraflarım diye. Evet, gördüğünüz gibi de güzel bir kompozisyon yakalamış. Hem güzel bir bina var hem de iki tane insan simetrik olarak o kadrajın ortasından biraz daha yukarıda, ters olduğu için biraz daha yukarıda iki kişinin silüeti var. Evet, etkili bir kompozisyon. Sadece bir su birikintisini kullanmış. Evet. Gerçekten de caddelerde, sokaklarda böyle yağmur sonrasında falan bir su birikintisi varsa onu kaçırmayın, onu izleyin. Orada çünkü bir şeyin mutlaka yansımasını göreceksiniz. Bu yansımalar da her zaman güzel kompozisyonlar sunar ve etkili fotoğraflar sunar. Bu yansımalarda polarize filtre asla kullanmamak lazım. Çünkü polarize filtre bildiğiniz gibi yansımaları ortadan kaldırıyor. Bizim istediğimiz bu değil, yansımayı alabilmek. Burada makinenizin spot ölçüm sistemini kullanmanız faydalı olacaktır. Daha doğru bir ölçüm alırsınız bu sayede. Onu da tüy olarak söyleyeyim. Evet, yani bu da çok basit. Her zaman belki önünden gelip geçtiğimiz bir kompozisyon. Yangın merdiveni. Evet, ne var orada? Yangın merdiveninin uzamış gölgesi var sadece. Ama çok güzel geometrik desenler ortaya çıkarttığı için çok etkili bir fotoğraf ortaya çıkmış. Evet, basit ama etkili. Evet, burada renkleri görmemek için de siyah beyaz kullanmış fotoğrafçı. Şurada şunu da söyleyeyim. Siyah beyaz fotoğraf çekmek için makinenizin renk biçimini, çoğu makinede vardır bu, telefonlarda da var, siyah beyazı alın. Evet, sonradan da fotoğraflarınızı, tabii renkli çektiğiniz fotoğrafları siyah beyaza çevirebiliyorsunuz ama bence doğrusu direkt siyah beyaz kadraja bakmaktır. Çünkü orada aydınlık alanlar ya da karanlık alanlar daha çok ortaya çıkacaktır. Evet, böyle bakmaya başladığınız zaman siz pozlamayı da siyah beyaza göre yapmayı öğreneceksiniz ve böylece siyah beyaz fotoğraflarınız daha etkili olmaya başlar. Onun için makinenizdeki bu renk biçimlerini çözün. İşte çok canlı renkler ya da pasif renkler seçeneklerinden bir tanesi de tam siyah beyazdır. Onu bulun menünüzden ve siyah beyaz görmeye başlayın kadrajlarınızı. Bu da bir tavsiye olsun. Evet. Bir fotoğrafımız da gün batımı fotoğrafı. Evet, gün batımlarında biz nereleri tercih ediyoruz genelde? İşte deniz kıyılarını, sahilleri. Niye? Denizin üstünde güzel batıyor gün. Doğrudur. Evet, böyle fotoğraflarınız da olsun ama işte bakış açınızı değiştirin demiştim ya. Evet, bu şehrin üstünde gün nasıl batıyor? Evet, burada fotoğrafçı New York sokaklarında gün nasıl batıyor onu görmüş. Güzel bir gün batımı, zaten ilgi merkezimiz bu. Binaların arasından düz bir çizgi halinde bu gün batımını görmüşüz. Alt tarafta da, kadrajın altında da akan bir trafik var. Evet, arabaların camlarından yine bu kızıllıkların yansıması, kişilerin silüetleri bu fotoğrafı daha güçlü hale getirmiş. Evet, siz de bulunduğunuz şehirde bence gün batımlarını böyle fotoğraflamaya başlayın. Biraz da böyle fotoğraflarınız olsun. Bu fotoğrafa bakınca Ara Güler'le Okan Bayülgen'in bir anısı aklıma geldi. Okan Bayülgen'i kendisinden dinlemiştim. 15 yaşlarında Bodrum'da fotoğraf sevgisi o günlerde başlamış sevgili Okan Bayülgen'in. Ara Güler'le karşılaşıyor. Evet, efsane isim, yani heyecanlanmamak mümkün değil. Gün batımı fotoğraflamak için Okan Bayülgen aşağı doğru iniyor, sahile doğru iniyor yani. Tam tersi Ara Güler de kanter içinde tepeye tırmanıyor. Hemen koşuyor yanına, diyor ki hocam aşağıda gün batımı fotoğrafları harika çıkıyor denizin üstünde falan deyince Ara Güler kendine has üslubuyla diyor ki evladım diyor.
Ben diyor Bodrum'da nasıl gün batıyor onu fotoğraflayacağım. Zaten her denizin üstünde gün aynı batıyor diyor. Evet, bu konumuz için de güzel bir örnek oldu. Gerçekten de o şehrin üstünde gün nasıl batıyor, ay, dolunay nasıl meydana geliyor gibi olayları da işte bu açılardan görmeye başlayın derim. Evet, gördüğünüz gibi seçtiğimiz fotoğrafların biraz okumasını yaptık kompozisyon olarak. Teknikten önce kompozisyon geliyor zaten. Yani tekniği zaten her şekilde anlatıyoruz ve zaten çözmeniz de kolay. Yani enstantane diyafram ISO'dan ibaret zaten bildiğiniz gibi. Ama kompozisyon kurma yeteneği başlıca bir iş. Bu da size kalıyor. Gözünüzü bu yönde terbiye etmeniz gerekiyor. İşte bunun için bakış açınızı değiştirin. Yani bu kişisel gelişim uzmanları diyorlar ya bakış açınızı değiştirin diye hayata karşı. Ben de onu söylüyorum ama tamamen fiili olarak değiştirin. Yani biraz çıkın işte üst geçitlerden aşağı bakın. İşte duvarlarda gölgeler var mı? Yerde gölgeler var mı? Bunlara biraz odaklanmaya çalışın. Böylece ne olur? Basit konulardan yani her zaman herkesin önünden gelip geçtiği konulardan çok etkili fotoğraflar elde edebilirsiniz. Evet, bu bölümümüzün de böylece sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka bölümde, bir başka sohbette görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.